İstanbul Maltepe'de bir park anne babaların kabusu oldu. İddiaya göre parktaki demir korkuluklar iki günde bir çocuğu yaralıyor. Dik kaydırak tehlike saçıyor. Yani bu parkta kaza ben geliyorum diyor. Birincisi kaydırak çok tehlikeli. Eğimi çok yanlış. Sağ bileğinin iki kemiğini birden kırdı. Bütün her yer perforje sergisi. Şunlar çok büyük bir risk. Park değil de cezaevi. Bu parkta iki günde bir çocuğun ya bir yeri kırılıyor, ya kafası kanıyor, ya dişi kırılıyor. Burası İstanbul Maltepe'deki Selahattin Konan Parkı. Okulun hemen yanı başında olduğu için geleni gideni çocuğu hiç eksik olmuyor bu parkın. Ama bu parkta bir kaza yaşandı. Bakın yanımda Hüseyin var, 6 yaşında. Yine bu kaydıraktan kayıyordu bir gün ve hemen şuradan pat diye aşağıya düştü ve Hüseyin'in kolu kırıldı. Hem Hüseyin'in annesi hem de bu parka çocuklarını getiren anneler bu parkın güvenliğinden şikayetçi. Nedir derdiniz? Perforjelerin çok fazla olması, kaydırakların tehlikeli olması gördüğünüz gibi. Kaydıraktan kaymak istedim, sonra düştüm. Sizce bu kaydırak tehlikeli mi? Tehlikeli. Oturdu, kaymaya başladı. Bir adım mesafe gider gitmez buradan aşağı düştü ve sağ bileğinin iki kemiğini birden kırdı. Elimi kırdığımda ağladım, çok ağladım. Ve direkt U şeklini aldı benim oğlum bileği. Ben hamileyim, hamile halimle kucağıma aldım, koştur hastaneye gittim. Bir çocuk buradan aşağı kaymaya başladığını hızını sizce nasıl alabilir? Bak şu mesafe mesela çok dar, şurası görüyor musun? Hep diken üstündeyiz. Bu parkta anne babaları en çok korkutan şeylerden biri de bu demir korkuluklar. Çocuk oyun alanı ile yeşil alan iç içe olduğu için bakın yeşil alanların etrafı bu demir korkuluklarla kaplı. Ama anneler çocuklar yaralanınca o kadar çok tedirgin olmuş ki demirin yanına bir de tahta korkuluk yaptırmışlar. Ama bakın bu tahta korkuluk burada kesildi. Buradan itibaren yine alçak ve demir korkuluk devam etmeye başlıyor. Yani tehlike de tam buradan itibaren kaldığı yerden devam ediyor. Sanki hani hizmet gibi değil de tuzak gibi yapılmış. Belediyeye biz yalvar yakar resmen topladığımız imzalarla bir önlem olarak şunu yaptım. Çocuklar otomatik duruyorlar tahtaları geçince, düğmeleri var onun. Soruyorum size, buraya kadar gelen bir çocuk buradan bir adım atıp buradaki demire kafasını veya ağzını çarpamaz mı sizce? En küçük bir dengesizlikte Allah korusun kafa göz her taraf gider yani. Bu park her akşamüstü bu çocuklarla dolup taşıyor. Canlarımızla oynuyorlar ya. Anne babaların tek isteği var. O da çocuklarının bu parkta gönül rahatlığıyla oyun oynayabilmesi. Yani diyorlar ki bu parktaki güvenlik önlemleri bir an önce arttırılsın. Burası çocuğun özgürlük alanı olmayacaksa neresi olacak?